Selamünaleyküm kardeşlerim, merhaba. Bundan birkaç yıl önce Charlie Hebdo denen bir karikatür dergisinde iğrenç karikatürler yayınlandı. Bu karikatürler sadece orada yayınlanmakla kalmadı, birçok ülkeye de sirayet etti. Maalesef bu çirkin karikatürler oldukça iğrenç, oldukça çirkin hakaretler içeriyor. Bu gerçekten doğru. Kendisine Müslümanım diyen bir insanın bunlardan alerji duymaması, karşı çıkmaması gerçekten mümkün değil. Yani bunlardan alerji duymayan insan zaten kendisine Müslümanım demesin diyebilirim yani. Bu çirkin karikatürlere malzeme veren yalnız kitaplar var. Bunları burada konu etmeye çalışacağım. Bundan yaklaşık 3,5 yıl önce Charlie Hebdo ve Diyanet'in İkiyüzlülüğü diye bir video yapmıştım. Bu videoda Diyanet'in İkiyüzlülüğünü ortaya koymaya çalışmıştım İslami kaynaklardan. İslami kaynaklarda o kadar iğrenç, çirkin iftiralar var ki Müslümanların bunlarla yüzleşmesi gerekiyor. Bir karikatürde peygambere hakaret edilince ayağa kalkan Müslümanlar, binlerce ağır hakaret hadis kitaplarında, tarih kitaplarında, siyer kitaplarında olmasına rağmen gıklarını bile çıkarmıyorlar. Şimdi bu bir çifte standart değil mi? Bu akılsızlık değil mi? Peki bu insanlar samimi olabilirler mi? Bu soruyu gerçekten soruyorum. Hadis kitaplarındaki iğrenç iftiralara neden sesinizi çıkartmıyorsunuz? Peygamberi gerçekten sevdiğinizden emin misiniz? Çünkü gerçekten seviyorsanız nasıl karikatürde yapılanlar bir hakaretse hadis kitaplarında ve fıkıh kitaplarında yapılanlar çok daha büyük hakarettir. Çünkü yapanlar kendisine Müslümanım diyen insanlar. Şimdi burada Wikipedia'dan bir örnek vereceğim arkadaşlar. Wikipedia'da rahat gözüksün diye tam ekran yaptım. Esma binti Mervan. Buradan hani güvenilir bir kaynaktan aktarıyorum ki şimdi Wikipedia'daki bu Esma binti Mervan'ı açacağım. Esma binti Mervan 5 çocuklu bir anne, peygamberi eleştiren şiirler yazıyor. Bunları yazma nedeni de aktarılan haberlere göre peygamber güya bir tane Ebu Afak diye bir adamı öldürtüyor. Adam da şair. Kendisini eleştirdi diye sinirleniyor. Kendisiyle alay eden birini öldürtüyor. Bunu duyan Esma binti Mervan kalkıyor bu şiirleri yazıyor, alay ediyor falan vesaire. Peygamber de kalkıyor diyor ki kim beni bu Esma'dan kurtaracak? Kör bir adam çıkıyor diyor ki ben kurtarırım diyor. Kör, dikkat edin kör. Bu hadisleri uyduranlar gerçekten Müslümanların zihinleriyle alay etmişler. Kör bir adam kalkıyor, kör. Kör bir katil, suikastçı. Kadının evine gidiyor. Velhasıl kadının göğsüne çocuğunu da ayırıyor. Emzikli bir çocuğu var bu arada. Çocuğunu ayırıyor, göğsüne kılıcını saplıyor ve bu kadını öldürüyor. Sonra da geliyor peygamber haber veriyor, seviniyorlar falan. Şimdi emzikli bir kadını öldürten bir adam hakkında ne düşünürdünüz? Kadının yaptığı suç peygamberle alay etmek. Peki şu an biriyle alay ettiği zaman, örneğin diyelim birisi Tayyip Erdoğan'la alay etti. Onun gidip öldürecek misiniz? Bu mudur sizin dininiz? Yani alay eden birini öldürmek midir İslam'daki? Kim ne yaparsa yapsın. Eğer birine gerçekten alay edeni öldürmek istiyorsanız Hristiyanların tamamını öldürmeniz gerekir. Çünkü Hristiyanların inancında o kadar büyük hakaretler var ki Allah'a, değil mi? Örneğin en basit Allah'a oğul isnat etmek. Allah diyor ki neredeyse gökler parçalanacak, dağlar parçalanacak diyor bu sözün çirkinliğinden dolayı. Buna gıkınız çıkmıyor. Eğer Allah birinin hakareti ve iftirası dolayısıyla öldürülmesi gerektirseydi bunu Kur'an'da zaten söylerdi. En önce kendisiyle hakaret edilmesini konu ederdi. Yani bana hakaret edenleri öldürün derdi. Ama böyle bir şey demiyor. Çünkü İslam'da fikir özgürlüğü vardır. 6. surenin 140. ayetinde eğer Allah'la birisi ayetleriyle alay ederse oradan uzaklaşın diyor. Bu kadar basit. Dinde zorlama yoktur. Bitti. Ama maalesef Müslümanların zihinleri bu hadislerle kirletilmiştir. Şimdi konuya devam edelim arkadaşlar. Nereden? Şimdi İngilizce bir kaynaktan vereceğim. İngilizce bir kaynakta bakın ne listelenmiş. Arkadaşlar şimdi bakıyorum, veriyorum. Başına gelelim. List of killings ordered or sport by Muhammed. Muhammed tarafından, Muhammed vesilesiyle vasıtasıyla desteklenen veya sipariş edilen yani talimat verilen ki öldürülme listesi. Yani katledilme listesi. Burada başa Esma binti Mervan'ı vermiş. En iğrenci de zaten bu. Ebu Afak dediğim gibi ikili. Burada diğerlerini görüyorsunuz. Bu Kab bin Eşref de çok iğrenç bir hadise. Adamı kandırıyorlar falan. Uzun bir hikaye.
Az sonra onu da vereceğim Türkçe olarak. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 43 tane, hızlı da geçeyim. 43 tane liste var. Yalnız bu adamlar, bakın İngilizce bu. Şurada İbni Hişam, İbni İsad, İbni Saad, Sirat-ı Resulallah, yani Resul'ün sireti, siyeri, Kitab-ı Tabakat, bakın İbni Hişam yine, İbni İsad. Yani adamlar bunları kafalarına göre uydurmuyorlar. El Tabatai, El Kebir, Sünni kaynaklar gördüğünüz gibi, Sahih-i Buhari, Taberi, yani sağda bunların kaynaklarını da görebilirsiniz. Şimdi ne diyoruz arkadaşlar? Şimdi bir suikastçı resmedildiğinde bir kadının göğsüne kılıç bastıran, çocuğu da elindeyken, bu kaynaklarda yazıyor çünkü, birini karikatür olarak görseniz, bu iğrenç karikatüre tabii ki kızarsınız. Ben de kızarım. Her Müslüman da kesinlikle kızmalıdır. Ama bunu okudukları kaynaklar İslami denilen, adı İslami kaynaklar. Eğer kızacaksanız ilk önce kendi kaynaklarınıza kızın. Daha kolay çünkü. Bunları yazanlar dünyada değil. Bu kitaplarla yüzleşirsiniz, dersiniz ki evet bunlar da bunlar var ama bunları peygamber yapmadı. Karşı tarafı izah etmeye çalışırsınız. Bunu karşı taraf anlar anlamaz, ayrı konu. Ama sizin kaynaklarınızda bu varken bunlarla yüzleşmeyip bunlara kızmanız açıkçası çok çifte standart diyebilirim. Şimdi bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Biyanet diye bir yerden aldım. Bu birçok haber sitesinde var zaten. Burada bakın Macron var. Bir cenaze taşıyorlar. Yani devlet düzeyinde bir cenazeye katılıyorlar. Karikatürlerden vazgeçmeyeceğiz. Burada olayın ben iç yüzünü size anlatayım. Fransa neden ayağa kalktı? Çünkü Fransa'da bir öğretmen okulda kafası kesilerek öldürüldü. 18 yaşında Çeçen biri tarafından. Ve anlatılana göre, ben işin aslını bilmiyorum, sadece okuduklarımı aktaracağım. 18 yaşında bu çocuk parayla tutulmuş. Yani kiralık katil, Müslümanım diyen, kendisine Müslümanım diyen insanlar kiralık katil tutarak bu çocuğu teşvik ederek oradaki öğretmenin okulda kafasını kestirmiş. Şimdi az önce aktardığım suikast haberlerine inanan bir Müslüman tabii ki gidip bir öğretmenin kafasını okulda kesmeyi normal bir şey olarak görür. Neden? Çünkü peygamberin kendisi bunu yaptırmış ona göre. Bu kitaplar bakın nice insanların hayatını karartıyor. Bu kitaplar kutsadığınız, kutsal olarak gördüğünüz bu kitaplarda nice iğrenç şeyler var. Bunlara kızmıyorsunuz. Bunlara kızmıyorsanız kusura bakmayın ya habersizsiniz ya akılsız ya da ne bileyim umursamıyorsunuz. Peygamber'e sevginiz, saygınız sizin hiç yok. Dolayısıyla şimdi bir de Türkçe bir kaynak vereyim. Burada bakın Muhammed'in ölüm emirleri ve suikastler. Burada ateist bir siteden aldım bu arada arkadaşlar bunu. Ateistler habire eleştiriyorlar peygamberimizi bu kaynaklardan alıntı yaparak. Şimdi ateistlerin ciddi bir çelişkisi diye bir video yapmıştım. O videoda ateistlere şunu sormuştum. Peygamberin parmağından sular akıttığına inanıyor musunuz? İnanmıyorsunuz. Parmağıyla ayı ikiye böldüğüne inanıyor musunuz? İnanmıyorsunuz. Peki kütüğün kendisiyle konuştuğunu, öküzün kendisiyle konuştuğuna inanıyor musunuz? İnanmıyorsunuz. Bu da aynı kitaplarda yer alıyor. Eğer bu suikastların peygamber tarafından yapıldığına inanıyorsanız, bu uyduruk haberlerin, mucize haberlerin de doğru olduğuna inanmanız gerekir. Çünkü anlatan kaynak aynı. Eğer bunları yalan diyorsanız bunları da yalan diyebilmelisiniz. Yoksa bu da bir çifte standarttır, bir tutarsızlıktır arkadaşlar. Bu nedir? İşinize gelen bir rivayeti alıp işinize gelmeyenden de uzak durup bunu amacınız yönünde kullanmak. Bu doğru bir şey değil. Bu ne bilimsel bir yöntem ne de ahlaki bir yöntem. Çünkü eğer o kaynaklara gidecekseniz bu kaynaklarda o kadar çirkin, o kadar ne bileyim abes, o kadar akılla mantıkla çelişen şeyler var ki bunların o zaman tamamına da inanın. İnanmıyorsanız o zaman bunların da uydurma olabileceğine ihtimal vermeniz gerekir. Ama vermiyorsunuz. Neden? Çünkü işinize geliyor. Şimdi yine bir İslami kaynaktan örnek vereceğim arkadaşlar. Bu o karikatürlerin ağ babası diyebileceğim bir karikatürün ana malzemesi olan hadis. Nedir burada? Peygamber 6 yaşında benimle evlendi diyor. En baba hadis kitaplarında yazıyor bu. Buhari, Müslüm ve diğerlerinde de yazıyor. 6 yaşında biriyle evlenen birini karikatürde resmettiği zaman bir de erkeklik organı böyle dikelmiş. Yani o çirkin bir şey.
Bir çocuğun, küçücük bir çocuğu elinden çeken bir adam resmetmişler. Oldukça iğrenç. Böyle bir şeyi nereden öğrendi bu karikatürcüler? İşte bu hadisten. İşte bu çirkin hadisten. Peygamberin 9 yaşında eğer evlendiğine inanmıyorsanız, o zaman Buhari ve Müslim'deki bu hadisin uydurma olduğuna ve peygambere ciddi bir hakaret olduğuna inanmalısınız ve bununla mücadele etmelisiniz. Ama çoğunuz etmiyorsunuz. Adeta görmezden geliyorsunuz. Avrupalı bir karikatür çizince ayağa kalkıyorsunuz ama kendi kitaplarınızda salıncakta oynayan, kendinden ne istediğini bilmeyen, hadisi okuyun, ne istendiğini bilmeyen, küçücük bir çocukla gerdeğe giren koskoca bir amcaya inanıyorsunuz. Ben bu konuda bir şey söylemektense suskun kalmayı tercih ederim. Peygamber'e iftira atmaktansa. Şimdi devam edelim. Peygamber'in sümüğü şereflidir. Bunu kim diyor? Buhari diyor. Bu adam da zaten teyip kasedim ki aktarıyor. Bu adamın bir suçu yok. Suçu şu, düşünmeden aktarmak. Peygamber'in sümüğü sahabe şifa için üzerlerine sürerdi. Buhari'de var. Peygamber bir gecede 11 kişiyle cinsel ilişkiye girerdi. 11 eşiyle. 11 eşiyle. Düşünsenize. Tam bir cinsel sapık gibi peygamberimizi göstermiyor mu bu hadis? Buna göre peygamber sanki bir seks makinesi. Bu bir iftira değil mi peygambere? Dikiz mi ettiniz? Kim bunu söylüyor? Kim buna şahit oldu? Peygamber mi bunu anlattı size? Utanmaz herifler. Ahlaksızlar. Bunu aktaran kitaplarla niye yüzleşmiyorsunuz? Benim eşimle kim ne yaptığını kim bilebilir? Peygamberin eşiyle ne yaptığını kim bilebilir? Peygamber sahabe peygamberin abdest aldığı suyu üstlerine değsin diye birbirini ezerdi. Tam onu böyle böyle bir tarikat lideri gibi resmeden bir şey. Hani şimdi putperestler var ya. Hindistan'da orada burada bizim Menzil tarikatı gibi şeyhler. Aynı onun gibi resmeden bir hadis. Peygamberin hizmetçisi onun çişini içti. Düşünsene çişinizi içiyor yanınızda çalışan biri. Ve cennete onu müjdeleyen bir peygamber düşünün. Cennetle müjdeli. Benim çişimi içtiğin için sen cehenneme gitmezsin. Aynı kitaplarda var bu da. Şimdi burada develerin sidiklerini ve sütlerinden içtiler diyor. Kısaltarak anlatıyorum. Orada bir çobanı öldürüyorlar bunlar. Müslüman olduktan sonra. Sonra develeri de alıp kaçıyorlar. Sonra güya peygamber bunları yakalatıyor. Yakaladıktan sonra ellerini ayaklarını çaprazlama kesiyor. Gözlerini kızgın şişlerle mil çekiyor. Daha sonra da bunları susuz ölüme terk ederek elini göğsüne çekerek oh diyor bir de. Şimdi böyle bir şeyi karikatürle resmettiği zaman niye kızıyorsunuz bu adamlara? Burada da azil hadisesi var. Bakın bunda tüm bu Buhari ile alakalı videolarımı da vermeye çalışıyorum. Ey Allah'ın Resulü, biz savaşlarda ganimet olarak esir kadınlara sahip oluyoruz. Onlarla cinsi münasebet yaparken onların hamile kalmalarını da istemiyoruz. Çünkü ihtiyaç duyduğumuzda onları satıp parasından faydalanmak istiyoruz. Çünkü cinsel ilişki kurarsanız çocuğunuz olabilir veya değeri düşer. Düşünsene cinsel ilişki kurulmuş bir kadınla adam almayabilir. Ama diyor biz bunu diyor satmak istiyoruz. Hamile kalmalarını istemiyoruz yani. Ne yapabiliriz? Burada sorulan soru kadınlarla yani savaş esiriyle cinsel ilişki kurmakta zaten sorun yok. Onları satmakta hiç sorun yok. Sorun olarak gördüğü şey bu hadise göre adamların dışarıya boşalmak sorunu mu değil mi? Böylesine iğrenç, sahabelere hakaret eden, Allah'ın Resulüne hakaret eden iğrenç bir şey. Bununla niye yüzleşmiyorsunuz siz? Niye buna hakarettir demiyorsunuz? Niye bu çirkin hadisi nakleden kitaplara hadisi şerif kitapları diyorsunuz? Şerefli hadis kitapları. Onları kutsal olarak görüyorsunuz. Hatta Allah'ın vahyi olarak görenler var. O kadar ilginç yani. Evet, toparlayacak olursam arkadaşlar. Şimdi bu iğrenç hadislerle yüzleşmediği sürece Müslümanların burnu boktan kurtulmaz. Maalesef Peygamberimiz gibi Allah'ın sevdiği güzel insanlar da böyle iftiralardan kurtulamazlar. Çünkü bu iftiraları en birinci yapanlar kendisine Müslümanım diyenler. Yani alçaklığın en büyüğünü kendisine Müslümanım diyenler yapıyor. Evet, Macron alçaktır. Avrupalılar, o karikatürü çizenler alçaktır. Ama Müslümanlar onlardan çok daha alçaktır. Çünkü onlar kafalarına göre bunları çizmedi. Bu malzemeleri siz onlara verdiniz. Hakaret etme hakkını siz onlara verdiniz. Malzemeyi siz verdiniz. Bunlarla yüzleşin artık. Öğrenin bunları. Ama maalesef Müslümanlar akletmiyor. Evet arkadaşlar. Bunun şimdilik bu kadar.
İnşallah tekrar bu konularda tekrar tekrar videolar çekeceğim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selam ve saygılar. Hoşça kalın.